Büyük şehirlerde, plazalarda, klimalı ortamlarda çalışanlar, gündemin bu bölümünde en başta sizleri ilgilendiren bir konu var. Özellikle her gün kapalı ortamlarda aynı havayı soluyanların karşılaştığı sinüzit hastalığında yeni tedavi yöntemleri gündemde. Şimdi kameralarımızı İstanbul'a çevireceğiz. Tayfun Öcal karşımızda olacak ve konuğu Doktor Süreyya Selendir ile sinüzite dair her şeyi konuşacak. Bu program bizim sinüslerimizi açar diye umuyoruz Tayfun Öcal. Yavuz Kılıç, evet, hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konu. Özellikle kış ve bahar aylarında belirtileriyle ortaya çıkan bir hastalık sinüzit. Ve şu sıralarda muhtemelen birçok kişi belirtileri yüzünden bundan şikayetçi ama kendisini depresyonda bile zannedebilir. Çünkü belirtileri çok benziyor sinüzitle depresyonun. İşte bu yüzden tedavisinin çok iyi yapılması önemli. Yanlış bir şey olmaması önemli. Bunu da bize tabii konunun uzmanı, kulak, burun, boğaz uzmanı, operatör doktor Süreyya Şeneldir anlatacak. Hocam hoş geldiniz. Önce sinüzit nedir? Şunu bir tanımını yapalım mı? Tabii. Şimdi başımızda içi hava ile dolu boşluklar var. Biz bunlara sinüsler diyoruz. Şu resime bakacak olursak bunlar 4 çift sinüslerimiz. Bakın alnımızda, yanaklarımızda, içeride ve derinde olmak üzere. Bunların çeşitli görevleri var ve içi hava ile dolu odacıklar. Şimdi bu içi hava ile dolu odacıkların içerisinin iltihapla dolu olması durumuna sinüzit diyoruz. Onunla da ilgili şöyle küçük bir şemamız var. Peki nasıl iltihapla doluyor? Önce şunu bir kısaca bakalım isterseniz. Biraz hocam yüksek olalım. Tabii. Şimdi sinüslerimiz, şu yeşille gördüklerimiz iltihap gibi kabul etmek lazım. Şu ortadaki kırmızılar ise normal, azıcık havalı kısımlar kalmış. İçi tamamen iltihapla dolmuş. Şimdi sinüslerimizin içlerinin iltihapla dolu olmasında birçok sebep var. Bunlar bir, bize ait sebepler, bir de çevresel faktörler. Çevresel faktörler önemli. Örneğin çok sigara tüketimi, kirli hava, devamlı kapalı yerde çalışma gibi faktörler sinüzit oluşumunu kolaylaştırıyor. Sinüzit aslında modern çağın bir sorunudur diyebiliriz. Evet, özellikle Yavuz Kılıç da o şekilde pazarladı zaten bize, hani şehirlerde, büyük şehirlerde, evet. O zaman milyonlarca kişi ilgilendiren bir hastalık. Şu kapalı yerleri bir açar mısınız hocam? Tabii ki. Hasta bina sendromu dediğimiz bir rahatsızlık var. Siz hasta değilsiniz, bina hasta diyoruz. Özellikle büyük şehirlerde, plazalarda aynı hava devamlı sirküle ediyor. Aynı havanın devamlı sirküle etmesi nemsiz, kuru ve sağlıksız bir havaya sebep oluyor. Ve çoğumuz artık iş yerlerimizi bırakın, evlerde bile plaza gibi kapalı sirküle edilen havalarla, rezidanslarla da yaşıyoruz. Bu kapalı, devamlı kendi kendine sirküle eden havalar sinüslerimizi kurutarak sinüzit olmasına zemin hazırlıyorlar. Bunun dışında yine sigara tüketiminin artmasıyla birlikte sinüzit sıklığına da artıyor. Kirli hava yine gelişmişlikle orantılı bir şekilde, kirli hava arttıkça sinüslerimiz daha kolay rahatsızlanıyor. Bununla birlikte bir de bizden gelen faktörler var. Örneğin alerjik bünyelerde sinüzit daha kolay oluyor. Burnunun içerisinde doğuştan et, kemik gibi burnu tıkayan sorunları olanlarda daha çok sinüzite rastlıyoruz. Gibi bazı bizden kaynaklanan sebepler, hepsi bir araya geldiği zaman sinüzit oluyoruz. Peki hocam, şimdi iyi bir hastalık zaten yoktur da sinüzitin nesi kötü, yani nasıl etkiliyor insanı? Şimdi sinüzitin iki boyutu var. Bir, yaşam kalitesini bir kere ciddi oranda etkiliyor. İkincisi de sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Yaşam kalitesini nasıl etkiliyor? Sinüzitli olan hastalar isteksiz, keyifsiz, işte biraz önce sizin de söylediğiniz gibi depresyonla karışmasına sebep olacak derecede keyifsizlik yapıyor. Devamlı bir başta ağırlık hissi, yorgunluk hissi yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Bunun dışında düşünsenize, başımızın içerisinde iltihapla dolu bölgeler var ve biz başımızda iltihap taşıyoruz. Komşusu, beyin, göz ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Menenjite yol açabiliyor, gözde enfeksiyona yapabiliyor, göz absesine yol açabiliyor. Bununla birlikte devamlı iltihap akıyor, yutuyoruz. Mide rahatsızlıkları, akciğer rahatsızlıkları, boğaz rahatsızlıkları, kalitesiz uyku, öksürük gibi sağlığımızı da tehdit eden birçok soruna yol açabiliyor. O zaman tedavi etmek gerekiyor kuşkusuz. Evet. Şimdi yeni bir tedavi yöntemi var bildiğimiz kadarıyla. Neydi daha önceden? Şimdi yeni olan? Şöyle söyleyeyim, bir kere şunu izleyicilerimizin kesinlikle bilmesi gerekir. Maalesef kamuoyunda, toplumda şöyle bir algı var. Sinüzit tedavi edilemez bir hastalıktır. Bir kere bir şekilde sinüzit tanısı aldık mı sanki üzerimize yapışıyor. Böyle bir şey yok.
Altına özellikle tekrar tekrar çiziyorum. Sinüzit tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bir. İkincisi, sinüzitin tedavisi her şeyden önce ilaçlardır. İki. İlaçlarla düzelmeyen sinüzitlerde de cerrahi, özellikle endoskopik cerrahiler oldukça faydalıdır. Şimdi neydi tedavimizin asıl birinci basamağı? İlaçlardı. İlaçları yalnız uzun dönem, 3 hafta, 4 hafta kullanmak gerekebiliyor. Şimdi bu gibi uzun dönem kullanma zorluğuna bağlı olarak ilaçların yan etkileri ortaya çıkabiliyor vesaire gibi sebeplerle ilaçları biz acaba ağızdan almak yerine direkt buruna, hastalıklı bölgeye pükürterek uygulasak aynı sonucu alırız mantığı, çeşitli yenilikler yapılmış. Bugün kısaca bahsedeceğimiz de onlar da yanımızda, hatta evet. Uygulayacaksınız. Evet. Ben de şöyle yanınıza geleyim sizin hocam. Onu siz de yanıma gelin isterseniz. Burada uygulayacağız. Şimdi nedir bu? Şimdi burada daha önce hazırlanmış ilaçlar ve bir cihazımız var. Hasta cihazı evinde uyguluyor bir kere. Bizim uygulamamız gereken bir şey değil. Ha, onun altını çizelim. Evet. Hastaneye, muayenehaneye gitmiyor. Hayır hayır. Bu ilacı cihazı çeşitli yollarla temin edebilir. Daha sonrasında kendisine reçete ettiğimiz antibiyotik olabilir, işte burun açıcı, ödem çözücü solüsyonlar olabilir. Bu solüsyonları şöyle bir küçük haznesi var. Bu haznenin içine katıyoruz. Günde 3 defa, 2 defa, duruma göre 1 defa hasta evinde bunu uyguluyor. Bir uygulamayı görebilir miyiz hocam? Görmeden önce mantığını kısaca izah edeyim. İçeri koyduğumuz ilaçlar bu cihaz sayesinde, ki cihaz püskürtme işlemini yapıyor. Şurada gördüğümüz, tekrar şuraya gelecek olursam, burundan uyguladığımız zaman hasta olan tüm sinüslerin içerisine gidebiliyor. Diğer kullandığımız spreylerden farkı bu. Basınçla ilaç uygulandığı için her hastalıklı sinüs bölgesine rahatlıkla ulaşabiliyor. Şimdi isterseniz, ve bunu hastamızın kendisi uyguluyor. Burada hastamız daha önce bu tedaviyi kullanan bir hastamız. Kendisine isterseniz yani, evet. Kendisi yapsın nasıl uyguladığını, evde olduğunu düşünelim. Bu yani tıpkı bir ilaç yazmışsınız, gitmiş eczaneden almıştı. Bizim yazdığımız, evet, bizim yazdığımız ilaç eczanede hazırlanıyor bir solüsyon şeklinde. Bu solüsyon burun içine bu cihaz vasıtasıyla uygulanıyor. Hocam peki sinüzit hastaları bu cihazı gidip satın mı alıyorsa geçici kullanılan satın bir şey mi? Satın da alabiliyorlar, kiralayabiliyorlar da. Bakın koyduğumuz ilaç püskürtmesini görüyoruz. Bu burnumuzun içerisinde tüm hastalıklı bölgelere gidebiliyor. Ha, şimdi bir deneme yaptık galiba. Evet, evet. Şimdi de bakalım evde kendi yaptığını düşünelim. Bu şekilde cihazın içine koyduğu ilaç cihaz burnunda. Bakın yaklaşık işte bir iki dakika süresince yeterli sanırım görmemiz açısından. Evet. Cihazı uygulamış oluyor. İlacı burnuna uygulamış oluyoruz. Bu özellikle hangi durumlarda hastalarımıza tavsiye ediyoruz? Bir, sık sık cerrahi ihtiyacı olan polipli sinüzitler vardır. Bunlar habire ameliyat olurlar, sonra tekrar ederler. Bu gibi durumlarda sık ameliyatların yerine çok iyi bir alternatif. Sinüzit ameliyatları sonrasında yara iyileşmesini, kabuklanmayı engellemesi açısından iyi bir alternatif. Çeşitli sebeplerle ağızdan ilaç kullanamayan sinüzit hastalarında oldukça iyi bir alternatif. Hocam uygulayan kişinin kendisine bir soralım. Yani tabii. Nasıl bir şey etki yaratıyor? Burnunuza soktunuz çünkü. Tabii ki verilen ilaçlar sinüzit boşluklarının daha ileri kısmına gittiği için uzun süreli kullanımlardan sonra çok daha rahat hissediyorum kendimi. Bu da benim daha az sıklıkla rahatsız olmama sebep veriyor. Yani alışmak önemli galiba buna, değil mi? Uygulanan yöntem itibariyle yapan kişinin. Çünkü zor bir uygulama değil. Hemen alışma süresi diye bir şey söz konusu değil. Zaten ortalama 15-20 günlük bir kürle epey bir sonuç alınmış oluyor. Ancak mesela alerjide de bunu kullanabiliyoruz. Mevsimsel alerjide, yıllık alerjide özellikle bazı spreyleri etkin ve yoğun biçimde kullanmak istiyor isek, o zaman bir kez kullanmıyor da cihazı belki ediniyor, alerji sezonlarında düzenli olarak kullanıyor. Şimdi şunu bir netleştirebilir miyiz hocam? Bu bayağı komplike bir tedavi sonuç olarak. Saydığınız belirtilere sahip olan herkes bunu kullanabiliyor mu? Yoksa ileri belli bir vakaya gelmiş kişilere mi bu ilaç? Bu kronik sinüzitte oldukça etkili.
ağızdan aldığımız ilaçların burundan uygulanması şeklinde olan alternatif bir tedavi yöntemi. Bu bir kronik sinüzit tedavisinde alternatif yeni bir yöntem. Evet, bunun dışında ilaçlar var zaten. Evet, zaten burada da kullandığımız, aynı sinüzitte kullandığımız, ağızdan aldığımız ilaçları solüsyon halinde burundan uyguluyoruz. Neden? Daha etkili ve efektif oluyor. Daha güçlü bir etki almak istediğimiz zaman bu yöntem oldukça etkili, dirençli, kronik sinüzitli hastalarda. Anladım. Şimdi hocam bu bölümde de sinüzitin özellikle depresyonla karıştırılması kısmına. İşte ben biraz anlattım ama ne oluyor bu? Şimdi vücudumuzdaki özellikle kronik rahatsızlıkların hepsi, ama özellikle düşünecek olursak başımıza yakın bölgedeki müzmin, kronikleşmiş iltihaplı doku bir keyifsizlik ve isteksizlik haline yol açar. Bu keyifsizlik ve isteksizlik hali depresyonla karışabilir. Çünkü depresyonun da ana belirtisi hayata karşı keyifsizlik ve isteksizliktir. Bu açıdan gerçekten sık rastladığımız bir şey, bazı depresyon hastaları, psikiyatristlerde dolaşan antidepresyon ilaç alanların bir kısmında gerçekten sinüzit veya kronik bir hastalık olacağı akılda tutulmalı. Anladım. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi sondan başlayayım. Öncelikle sinüziti kesinlikle belirtileri yüzünden depresyonla karşılaştırmamak gerekiyor. Hemen bir kulak, burun, boğaz uzmanına görünmek gerekiyor. Teşhis konulursa da işte alternatif ve yeni bir tedavi yöntemini tanıdık bugün gündem programında. Yani sinüziti bütün boyutlarıyla konuştuk. Bize operatör doktor Süreyya Şeneldir hocamız yardımcı oldu. Yeni konularla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.